Evet, Kastamonu tanıtım günleriyle alakalı aslında bu akşam bir video çekmeyi düşünmüyorduk ancak şöyle bir Kastamonu yöresel ürünü kabaca bir gezelim dedik. Ürünlerle şikayetlerde en fazla Kastamonulu üretici gelmiyor. O ilin üreticisi gelmiyor. Ancak burada Kastamonu'da gördüğümüz olay tamamen tersi. Bu ürünlerin Kastamonu'dan getirdiklerini burada şahit oluyoruz. Mesela Kestanecizade, Kastamonu, İhsaniye, süt ürünleri olsun, Kastamonu Kooperatifi, tabii ki Taşköprü'den burada özellikle 4-5 tane pastırmacı var ve hepsinin en az 100 yıllık Kastamonulu yerel firma olduğu yazıyor. Yani diğer vilayetten herhangi bir satıcı burada gözükmüyor. Kastamonu sarımsağı burada 30 lira. Şu anda pek fazla kalabalık yok ama yine de pastırmacının önünde oluşan kuyruğu görüyorsunuz. Burada Kastamonu sarımsağı da yine alabilirsiniz. Ve Kastamonu Spor'un tabii ki formaları da burada satılıyor. Araç Belediyesi'nin çok güzel bir standı var burada. Özellikle el işiyle alakalı halk eğitim merkezinin ürünleri. Yine burada Huzur Towers, Kastamonu bir şirket ve tabii ki Fuzul Ev, Kastamonu şirketleri de burada görüyoruz. İleriye doğru Devrekanlı Belediyesi'ni görüyoruz. Kirişoğlu Pastırma, Kastamonu'nun yerli markası. Taşköprü Spor'un da burada, Taşköprü Spor'un burada standı var. İleriye doğru Kastamonu El Sanatları. İnebolu'dan firmalar var. Özellikle Kastamonu ilçelerinden burada insanların olması tabii ki buradaki ilgiyi artıracak gelişme ama yine de söylüyoruz. Buraya daha çok insanın gelmesi için özellikle yöredeki insanların, sanatkarların burada ürünlerini sergilemesi için daha çok insanın buraya Kastamonu'dan gelmesi lazım. Ancak alan çok ufak. Bu çadırın 2 katı hatta 3 katı yer olsa insanlar daha farklı aktivitelerle günün 2-3 saatini burada geçirebilir. Ancak buradaki alışverişinizi yarım saat içerisinde halledebilirsiniz. Evet, yine işte çekme helva, Kastamonu'nun lezzeti. İstanbul'da bugün hava biraz soğuk, 2-3 gündür rüzgarlı ve soğuk bir hava var. Güneş yüzünü göstermiyor. Ancak insanlar burada gün 1 saatlik bir alışveriş neticesinde Kastamonu'dan gelen ürünlerle işte Karagöz bal, kestane balı olsun. Seyriler burada. Devrekhane, tabii ki Tuğra pastırma. Bizim sahil. Çatal zeytinin yeri. Yine Kastamonu kooperatifi olsun. Buradalar. Alışveriş devam eder. Aslında alışveriş için en uygun günler bugünler, kalabalığın olmadığı saatler. Alışveriş için müsait, en müsait olan saatler. Burada mesela yöresel ürünlerden kestanenin 25 lira olduğunu görüyoruz. Elmanın 10 lira olduğunu. Daha büyük kestanenin 30 lira olduğunu. Cevizin kilosu 30 lira. Muşmula kilosu 10 liradan satışa sunuluyor. Diğer illere göre Kastamonu'yu birazcık daha başarılı görüyoruz. Çünkü çarşamba gününden buraya komple Kastamonu'nun il başkanları, ilçe başkanlarını getirerek büyük bir açılış yaptılar. İstanbul civarında tanıtımları da iyi. Bazı il dernekleri son güne kadar açıklama yapmıyorlar. Şu anda Yenikapı'da bir etkinlik var mesela.
Etkinliğin ismi cismi pek bir belli değil. 81 ilin etkinliği deniyor, 28 ilin etkinliği deniyor. Yani gizli kapaklı gibi etkinlikler yapılıyor. Halbuki bu etkinlikler 15 gün, 20 gün önceden duyurulmalı. Trabzon'un yaptığı gibi, Ordu'nun yaptığı gibi, Zonguldak'ın yaptığı gibi duyurulmalı. Ancak bazı iller son güne kadar gelip gelmeyeceği bile belli olmuyor. Yayına burada son veriyoruz. İnsanlar gelebilir, burada alışverişini yapabilir. Evet, Kastamonu tanıtım günlerinde yemek yeme alanlarının daha az olduğunu, burada Kastamonu'dan getiren el sanatları ürünlerinin satış alanı oluşturulduğunu görüyoruz ekstrada. Makineye atmayın, eldeyseniz gidip geliriz. Kaçta kapanacak acaba? 10. 10'a kadar duracak mıyız biz burada? Durmayabilirsin abla. Burada. Zorla. Vanile. El örgü. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Thank you.